Haftanın incilerine geçelim arkadaşlar. Bu hafta bende çok fazla inci yok. 4-5 tane inci var. Belki Bence hayatımın haftanın en... incisi bizzat sensin ya. Ben miyim? Hadi ya. Evet. Ben inci mi yaptım? Ben kaç kıratlık bir inci olabilirim ki ben? Abi çok kıratlık bir inci. Tebrik ediyoruz. Yani kızını Hayırdır? evlendirdin. Ha, kızım. Evet. Evet, Yani. sağ ol. Teşekkür ediyorum. Yani tebrik Evet, bir ediyoruz. kızı Haftanın incisi babası bence. olarak, evet, kızı Evet. babası kızını Yani ayrıca evlendirmiş. tebrik ediyorum. Yani ben kızımı kimseye vermem arkadaş. Karar mısın Yani. onda? Vallahi Allah büyük ama yani ben kızımı kimseye veremem herhalde. Ya ben de vermedim ki. Muhtemelen büyüdüğü zaman kimse senden istemeyecek. Zaten Bilmiyorum sormuyorlar. Yani bu çocuklar şimdi ben şöyle diyeyim sana, hani verme alma meselesinde. Şimdi belki yani muhabbet arasında bizim damat da gene bir gazeteci. Bizler gibi yurt dışında yaşamak zorunda kalan bir sürgün gazeteci Bülent Korucu. Bülent Korucu'nun oğluyla benim kız evlendi bu hafta. Onun telaşesi vardı. Allah Onun için hayırlı çok sağ ol, olsun. çok inci Hadi tebrik ediyoruz toplayamadım. tekrar. Çok telaşlı bir haftaydı bizim için. Şimdi Bülent Korucular bize şimdi kız istemeye geldiler. İnciler bağlamına yerleştirmiş olalım. Şimdi kızı istediler Allah'ın peygamberin kavliyle. Tabii tedirgin istiyor benim. Sağım solum ne zaman ne diyeceğim belli olmaz. Dedi ki kızınızı istiyoruz. Dedim ben kız vermem arkadaş deyince bunlar irkildiler tabii. Dediler o zaman damat verelim. Dedim ben damat da almam. Dediler bu adam niyeti bozdu. Dedim ne kız veririm? ne yapacağız ya? Dedim ben evlenmelerine müsaade ederim dedim. Yani o kadar. Dolayısıyla bir kız babası olarak evlenmelerine müsaade etmeler kelimesi bir teselli olmuş oluyor. Ama tabii neticede kızını evlendiriyorsun. Kolay bir şey değil kız babası olarak. Adem eninde sonunda sen de bunu yaşayacaksın. Kız babası olarak. Doğan sende kız var mı? Bak. Var. Evli mi bekar mı? Bekar. Ha, sen de bunu yaşayacaksın o zaman görüşürüz. Evet. Evet böyle diyelim. Onun için bu hafta ben bayağı bir telaşlıydık. Düğün meselelerine çok fazla 5-6 tane en fazla inci toparlayabildim. Peki arkadaşlar Doğan ilk inci senden. Sayın Cumhurbaşkanından bir tane cümle okumak istiyorum. Erdoğan iki nokta üst üste. Batı şehirleri bir anda açık hava hapishanelerine dönüştü. En temel insan hakları bile işlemez hale geldi. Ellerinde coplarla bayanları nasıl dövüyorlar? Türk polisi benzer bir şey yapsa dünyayı ayağa kaldırırlardı. Demiş. Bunun üzerine bir şey gerçekten söylemek anlamsız. Bence olay tıbbın alanına giriyor. Siyaset analizin dışına çıktı artık. Yo Halbuki bence aynı bildiğin siyaset bence. bu tıbbın Çoğu alanına ilişki giriyor ama. bence. Yani tıbbın alanına ayrıca giriyor olabilir ama bildiğin siyaset rejimini böyle böyle inşa ediyor. Yani hem iktidarı hem muhalefetin nasıl olunabileceğini gösteren Erdoğan, Türkiye'de alenen olan her şeyi reddederek Aynı toplum... gün üniversite öğrencilerini copla Evet, polisler dövüyordu, değil üniversite mi? öğrencilerin yani yemek hakkı ucuz indirimi, ucuz kelimesi kötü bir kelime, indirilme yemek hakkı elinden alınan üniversite öğrencileri, İstanbul Üniversitesi yanlış hatırlamıyorsam, eylem yapıyorlar diye polis üniversite öğrencilerini kafa göz dağıtarak copla dağıttı. Aynı gün Erdoğan bu konuşmayı yaptı. Gerçeklik inşa ediyor. Ankara'da günlerce Erdoğan iş gerçekliği inşa yapılıyor. ediyor yani. İşkence mekanına yürüme mesafesinde Erdoğan Türkiye'de işkence olmadığını söylüyor. Yürüme mesafesinde. Evet, Evet. inciler ilk inci Erdoğan'dan geldi. Senin ağzından Erdoğan'dan geldi derken. Evet, Adem sıra sende. Evet, aslında vakit olsa da şunu konuşsaydık. Bu yandaş medyanın hortumu kesilince Star gazetesini ve Güneş gazetesini Ha. kapattılar. Sırada diğerleri var. Diğerleri de sırayla Turgay gidecekler. Güler'le Nuh Albayrak bir yerde istihdam ederler herhalde, değil mi? Ya sorun değil. Zaten onların şu ana kadar götürdükleri hortumlar herhalde 7 sülalesine yeter. Şimdi burada çok vahim bir tablo aslında bu. Yani şöyle vahim bir tablo. Birincisi şu, yani işte belediyenin kaynakları nasıl aktarıldığı detaylarını anlatıldı. Yani internet sitelerinden tutun gazetelere kadar milyonlarca lira reklam, reklam adı altında fonlama, sponsorluklar dahil değil açıklanan rakamlara milyonlarca lira. Hani mesela bir tane son dönemde popüler olan bir çocuk var mesela Abdurrahman Uzun diye işte Erdoğan için ölüyor, yatıyor, kalkıyor bir sürü şeyler söylüyor. Bakıyorsun detaylarına o adam ayda 20 bin TL sadece bir kurumdan ödeme yapılmış vesaire. Yani böyle rakamlar korkunç yani şeyler belediye kaynaklarından aktarılan İyi paralar. yemişler ama. Bayağı iyi Öyle böyle yemişler. değil. Burada dikkat çekeceğim bir nokta daha var o da şu.
Burada organize bir yolsuzluk var. Nasıl yapar yolsuzluk? Şurada. Şimdi diyor ki Star Gazetesi, Akit, Yeni Şafak, ıvır zıvır vesaire bütün havuz medyası tirajlarına bakın. Bu yeni değil. Benim Türkiye'de, Ankara'da çalıştığım yıllarda bizim çok tartışmasını yaptık devlet görevlileriyle. Ya kardeşim resmen, alenen sahte tiraj raporları veriyorlar. Star Gazetesi hiçbir zaman 125 bin, 130 bin satmadı. Akit hiçbir zaman 150 bin, 170 bin satmadı. Yeni Şafak'ın tirajı hep fikstir. 110 binde durur. Ya bunların tamamı 5 bin, 10 bin satan gazeteler. Sabah dahil olmak üzere. Bu gazetelerin rakamlarını 100 bin barajına getiriyorlar. Kağıt üzerinde. Çünkü 100 bin barajı basın ilan kurumu ilanlarını alabilmek için gerekli olan rakam. Buradan tüy bitmemiş yetimin parasını hortumluyorlar. Yıllardır yaptıkları şey bu. Bu organize bir suçtur. Bunun içerisinde devlet bürokratları da var. Bunun içerisinde gazete yöneticileri de var. Alenen göstere göstere milyonlarca liralık ilanı hak etmedikleri de hale alıyorlar. Hani ne olacak kardeşim Sabah Gazetesi, Star Gazetesi, belediyeler reklam aldıysa. Öyle değil. Orada organize bir suç var, organize bir yolsuzluk var. Evet. Yani bu kadar para niye aktarılıyor? Yani düşünün, yandaş medyayı izleyin. Yani yalanda dolanda, hani şu Güldür Güldür'deki parodideki gibi her şey. Yani düşünün, mesela bir istatistik gördüm. Takvim Gazetesi, Ergun Diler işte bu propaganda aygıtının 2018 yılı içerisinde 356 gün, 365 günden 356 gün, 9 gün ne olmuş anlamadım bilmiyorum ama emekliye zam haberi girmiş sürmanşette. Her gün emekliye zam haberi girmiş. 2019 yılında 357 gün. Yani bir gün daha fazla yapmışlar 2019. Herhalde 2020'de de 360 gün falan eğer Takvim Gazetesi kalırsa emekliye zam haberi girerler. A Haber'i açıyorsunuz. İşte Bakan Albayrak'ın fix demeçleri var. Ha, onunla ilgili... 2018. Evet, o tweetleri ekrana getirsek 2018. Şahlanma yılı olacak. Türkiye ışık atlayacak. 2019 yılbaşı haber aynı şekilde devam ediyor. 2019 şahlanma yılı olacak. 2020'ye zıplıyoruz. 2020 Türkiye'nin yılı olacak. Türkiye şahlanacak, uçacak, kaçacak. Yani sayısız böyle milletle dalga geçen haberler var. Bunları neden yapıyorlar? İşte Erdoğan rejiminin propaganda aygıtı oldukları için. Parayı sağlam bunlar, alıyorlar Adem. Parayı sağlam alınca da coşku da ona göre oluyor. Bir tane kimsenin adını bile bilmediği bir siteye binlerce lira her ay para aktarıyorlar. Her ay. Erdoğan propagandası için. Bunlar şu ana kadar bilinenler. Ankara'dakiler hiç bilinmiyor zaten. Yani İstanbul'unlar açıkladı ama. Yani bu hani ne olacak kardeşim Star Gazetesi kapanmışsa belediyeden. Hayır kardeşim, burada organize suç var. Bürokratlar da işin içerisinde, gazete yöneticileri de işin içerisinde. Evet. Peki. Şimdi ben haftanın incilerime döneyim. Bir incim çok kısa. Çok kısa bir inci. Geçen hafta bu Kanal İstanbul bahsini işlerken hatırlar mısınız? Bir gemi nasıl olduysa şey boğazdan geçerken kayaya çarpmıştı. Dokundu, çarpmadı. Dokunmuştu. Kazayla ilgili açıklama geldi. Gemi kazası dümendenmiş, biliyor musunuz? Yani hakikaten dümendenmiş. Yani öbür anlama da gelebilir ama bir dümenle alakalı bir konuymuş. Haberi okuyunca dümendenmiş diye bunu da incire almış oldum. Peki arkadaşlar, Doğan sende. Şimdi Adem'in açtığı yoldan bir A Haber haberi üzerine Twitter'da bayağı bir geyik döndü. A Haber haber yapmış. Uzun süre aç kalmak ömrü uzatıyor diye. Bir Twitter kullanıcısı da eyvah zam geliyor diye yorumlamış. Murat Muratoğlu, Sözcü'nün ekonomi yazarı, bu haberi paylaşmış ve şunu yorum yapmış. Eksik kalmış. Vergi de kolesterole iyi geliyor. Haber bir şeylere hazırlıyor zemini. Demek ki durum iyi değil. Evet. Yok, peki. Durum gayet iyi yani. Millet memnun hayatından. Ha tabii, ekonomi uçuyor, kaçıyor vesaire. Tabii. Peki. Evet. Adem sen de. İnci değil ama pas geçmemek için eklemek istiyorum. Ankara'da devam eden 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ki biliyorsun bu mahkeme özel olarak MİT davaları için oluşturuldu. Uzun süre milletvekillerinden bile kaçırıldı burası. Milletvekilleri bile davayı izlemek istediğinde gidip bulamıyordu mahkemeyi. Bu mahkemede bir MİT'çinin cemaati iltisaklı olduğu iddiasıyla kaçırılan, Ankara'da, Ankara'nın göbeğinde kaçırılan, aylarca haber alınamayan ve daha sonra bir anda Emniyet Terör Dairesi'nde karşımıza çıkan ismin yargılanması var. İfadesi çok çarpıcı, çok anormal şeyler anlatıyor. Ve maalesef Türk medyası yine çok olaya göz... Ya, yapılan işkenceleri, gördüğü işkenceler sebebiyle yaşadığı kanamaları anlatıyor. Hani anlatmaya çekiniyor, tahmin edebilirsiniz. Yani bir insan durup dururken kanamaz. Buna ne kadar ağır işkenceler yaptıklarını
anlayabilirsiniz oradan. Burada inci tarafı şu. Bu isimleri Suriye'ye götürmüşler. Bu ne demek? Bu Türkiye'nin Guantanamo'su demek. Hani Amerika işkenceyi kendi topraklarında yapmıyor. Uluslararası hukukta başı belaya girmesin diye. Muhtemelen bu şeyi Türkiye'de aynı şekilde Suriye'yi Guantanamo gibi kullanıyor. Kendi MİT personelini kaçırıp orada işkence yaptırıp getirip geri geliyor. Hı-hı. Ve bunlar Türkiye'de oluyor, Ankara'da oluyor. İşte bunlar olurken de Erdoğan çıkıp ya polisler Batı toplumlarında kadınları copluyor, bizde olsa ne olurdu diyor. Sen de dahası oluyor. Kıyas bile götürmüyor. Onun talimatıyla oluyor üstelik. Ben bir şey eklemek istemedim. Muhtemelen yani o MİT görevlisi, ihraç MİT görevlisini Suriye'ye takas içinde götürülmüş olabileceği, muhtemelen pazarlık istedikleri gibi yürümediği için geri de getirmiş olabileceğini düşünüyorum. Yani sıradan bir insan değil, bir MİT görevlisinden söz ediyorum. Takas için, birileriyle takas içinde götürülmüş olma ihtimali bence yaban atmamak lazım. Mümkün. Evet, o da olabilir. Peki, benim incime gelelim. Nasıl oldu, ben hayret ettim. Benden önce bu inciyi patlatırsınız diye hep korku ve endişeyle sizi dinledim. Bu hafta sen torpillisin düğünden dolayı. Tamam. Ama şu şeyi atladınız siz. Sadat'ın aynı zamanda da kurucusu ve Erdoğan askeri danışmanı Adnan Tanrıverdi'nin kullandığı bir cümle ifadesi. Halifeye zemin hazırlıyoruz. Mehdi'ye zemin hazırlıyormuş bu arkadaşlar. Yani ne denir? Olay hani tıbbı... Allah Mehdi şu... geldi. Farkında değilsiniz. Netflix'te dün yeni bir dizi başladı Mehdi diye. Bayağı popüler bir dizi. Öyle Mehdi geldi. Abi işte yönetimde bu zihniyet var şu anda. Mehdi'ye zemin hazırlıyormuş Sadat ekibi. Doğan bilir. Aynı ifadeleri Ahmet Necat da söylüyordu. Hatırlarsınız. Yani Ahmet Necat'ın da benzeri şeyleri var. Mehdi'yi getirmek için hani biliyorsunuz bu mistik bir uzun uzun girmeye gerek yok. İşte onun resmi bir tanımı da var. İranlılar çok söylerdi. Karıştırmak lazım ki gelsin. Yani onun ismini unuttum ya. Bugün her şeyi unutuyorum. Yani onun bir tanımı da var. İranlılar çok söyler. İşte dünyada kargaşanın artması ve Mehdi'nin gelmesine zemin hazırlamak gibi. Ya bu Ahmet Necat'ın Hristiyan tarikatında da var ya. Yani evet, Şiiler'de de var. Hristiyan tarikatı savaşın olabilmesi için. Yani böyle bir şeyleri var. Adnan Tanrıverdi'nin de bunları kimden referans aldığı gözüküyor. İlginç. Evet, ne diyelim işte. Allah akıl fikir versin bunlara. Peki Doğan, sıra sende. Son bendeki ince var ama uzatmayalım bence. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir tane daha açıklama okumak istiyorum. Çok kibarsın bakıyorum Sayın Cumhurbaşkanı falan. Sayın Cumhurbaşkanı'na saygı duymak gerektiğini ikna aldım, görüyorsun. Nihai hedefimiz Antarktika'nın geleceğini söz sahibi olmaktır demiş. Ne? Nihai hedefimiz Antarktika'nın geleceğini söz sahibi olmaktır. Antarktika mı? Antarktika'nın geleceği mi? Evet. Bahattin Yücel eski bakan. Antakya falan değil değil mi bu? Yani ne? Antarktika. Antarktika değil. Tabii. Bunu Erdoğan mı söylemiş? Sayın Erdoğan mı söylemiş bunu? Sayın Erdoğan demiş, nihai hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmaktır. Çok iyi ya. Evet. Bak. Bu kendisi yeter aslında ama devamı abi, vizyon var. Abi vizyon bu mesele. Evet. Bundan sonrasını penguenler düşünsün demiş eski bakan. Bundan sonra penguenler düşünsün. Arabacı, tarihçi, akademisyen Elçin Arabacı da şöyle yorumlamış. Niye Antarktika mesela? Madem atıyoruz, fezayı yönetelim. Mars'ta tımar dağıtalım. Andromeda galaksisine sefere çıkalım. Niye Antarktika? Demiş. Ufkunu geniş tut. Tabii. Büyük fotoğrafı gör. Tabii. Ama işte kolay değil ya. Erdoğan işi de kolay değil. Yani kendi tabanını, zihni, ufkunu genişletiyor. Yavaş yavaş. Önce Antarktika. Sonra yarın bir gün kozmos, uzay falan devam edecekler bunlar. Yedikçe bu millet o arttıracak. Peki. Tam bağlantılı bir tweet söyleyeyim. Tweet diyorum ince. Eski Sanayi Bakanı Fikri Işık 2015'te açıklama yapmış. 2015. 5 yıl önce. Yerli otu için sipariş yağıyor diyor. 5 yıl önce sipariş verenler, parayı verenler ya da siparişi girenler ne yaptı acaba? Ne aldılar otomobil olarak? Ya Adem, sen yerli acaba? Araba 2015 diyorsun ama 2015'te ben geçen yayınladım onu. Kanal 7.
2019'da, 2015'teki açıklamaları AKP'nin, 2019'da yerli uçağımız göklerde. 2019'da. Abi 2017'de elektrikli otomobillerimiz yollarda diye Anadolu Ajansı'nın haberleri vardı 2017'de. Ya hayır bakın şimdi o ayrı bir konu. Buradaki durum biraz daha farklı. Sipariş yağıyor. Erdoğan sipariş diyor ki şahsım başta olmak üzere siparişleri alıyoruz diyor. İbrahim Kalın oradan diyor ki bütün Orta Doğu'dan dostlarım sipariş veriyor. O diyor ki işte yurt dışından sipariş yağıyor. Ya kardeşim arabanın fabrikası yok, fiyatı belli değil, maliyeti belli değil, nereye nasıl ödeyeceğim belli değil. Ya uçulur da bu kadar uçulmaz ya. Yani hani gazla çalışıyorsunuz ama bu fazla gaz yani. Hani 2015'te şey. Sipariş yağıyordu. 5 yıl önce ya şimdi Allah aşkına hepimiz otomobil kullanıyoruz. Olmayan otomobili kim sipariş eder? Yani yok otomobili. Ben almak istiyorum. Nereden alacağım bu otomobili? Ayrıca 5 yıl sonra olabilecek, muhtemelen üretilecek ki emin değil üreteceğinden. Otomobil için siz bugün sipariş verir misiniz? Adem işte sanki dinleyenler yanlış. Keşke. Tabii ki. Dünya çapında yani, bir markamız olsun. Otomobil sipariş girilme haberleri, manşetleri, siyasilerin söylemleri. Ya bu kadar mı aptal yerine koyuyorsunuz insanları? Nerede 500 kilometre elektrikle gidecekmiş. Tesla'ya rakip kafa tutacak muhteşem bir teknoloji. Nerede o 5 yıl önce yağan siparişler? İnsanlar 5 yıl önce sipariş vermiş. Adam tutulmaz. Ben 5 sene önce verdim siparişi. Nerede benim otomobil demiyorum insanlar. O kayıt nerede abi, ve kimler? Abi hemen geliyor. Abi geliyor. Marul haftaya gelecek ki gelmedi yani. Bir ne vereyim vardı. Abime bir gibi bir şey oldu bu. Abi geliyor. Abi bu lahmacun sipariş ediyor gibi. Peki Marul haftaya gelecek diyordu. Marul da gelmeden şeyler kaldırıldı zaten. Kaldırıldı. Peki benim şeyime gelelim. Berat Albayrak'la alakalı bir inci bu. Ya işe bakın ya Türkiye'deki neler oluyor. Şimdi Berat Albayrak Trabzonspor'un eski diyeceğimiz daha yakın zamana kadar teknik direktörü hocasına Ünal Karaman'a diyor ki bu nasıl futbol hoca diyor çıkışmış. Çıkışmış. Şimdi Berat Albayrak da Trabzonlu ya. O da demiş ki hoca da Ünal Karaman biz sana ekonomi niye kötü diye soruyor muyuz? Diye yılın golünü yılın incisini ve golünü bak atmış. Ünal Karaman başına neler gelecek? Bak şimdi ha. Şimdi bak arkadan neler oluyor arkasından. Şimdi işin arka planına biraz daha biraz değiştiğinde şimdi bunun üzerine Albayrak durur mu? Adam ülkenin kralı bunlar. Derhal diyor paketleyin devre arasında bu Trabzonspor'un teknik direktörünü paketleyin diyor ifade bu. Paketliyorlar da zaten. Sonra bir başka Trabzonlu Süleyman Soylu devreye giriyor. Yedirmem diyor. Bu hoca orada duracak diyor. Ondan sonra Erdoğan devreye giriyor. Evet paketleyin diyor. Abi bu spor kulübü futbol kulübü Trabzonspor. Abi işe bak ya. Damat bir taraftan, kayınpeder bir taraftan, İçişleri Süleyman Soylu bir taraftan, biri paketleyin hocayı, biri bilmem ne. Rezilliğe bak de. Ya. Yani Fenerbahçe ile ilgili Erdoğan'ın tapeleri çıkmıştı. Fenerbahçe yönetimini nasıl ele geçirileceğine dair Bilal Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmeleri. Hı-hı. Futbol kulüpleri önemlidir. Taraftarı etkileme gücü vardır, parasal gücü vardır. Rejimin önemli aparatlarıdır. Böyle otoriter rejimler spor kulüplerini çok önemser. Evet. Önemser ama Trabzonsporlular acaba ne düşünüyorlar bu şekilde hocalarının paketlenmeleriyle alakalı? Bir parantez açayım. 25 Aralık yazı dizisini hazırlarken Berat Albayrak'ın eski tapelerini tekrar dinledim. Berat Albayrak o zaman Çalık Holding yönetici, yani devlet görevlisi falan değil. Yani nasıl talepler dinlenir, nereden bulunur derlerse cevabı çok basit. O zaman Çalık Holding'de çalışan düz bir insan. Hani siyasetçi değil. O yüzden dinlenmesi için de bir engel yok. Yani kriminal bir dosya açılmasında bir sakınca yok. Orada şöyle bir tape dikkatimi çekti. Yani Berat Albayrak'ın bu Berat Box şeyde mailleri vardı ya Wikileaks'te çıkan. Orada da zaten özellikle dikkatimi çekti. Enteresan bir kişilik. Hani Tayyip Erdoğan'ı da aşacak bir Kasımpaşalılığı var. Ya düşünün şimdi bir iş adamdan 100 milyon dolar rüşvet istiyorlar. Rüşvet istiyor adam geciktiriyor. Ya 100 milyon dolar bu hani herhangi bir şey değil. Adam diyor ki ya efendim diyor, bak işte teknik sorunlar oldu. Bir kısmını aldık 30 milyonu daha çıkmadı. İşte bankada sorun çıktı falan. Berat Albayrak basıyor fırçayı. Hani rüşvet alan adam yani bir dayak yemediği kalıyor. Şey rüşveti veren adam. Yani hem 100 milyon dolar veriyorsun üzerine bir de fırça yiyorsun.
Sonra iş adamları kendi arasında görüşüyor. Ya diyor başlayacağım diyor, çıkacağım, isyan edeceğim diyor. Bu ne kardeşim diyor, tamam mı? Hem paramızı veriyoruz hem de rezil oluyoruz falan diyor. Berat Albayrak teknik direktörü kovmuş çok mu? Yani 100 milyon dolar rüşvet aldığı adamı fırçalıyor. Bugün daha bitirmedim bu işi diye. Ya. Trabzonspor'un kulübün başkanı, şeyin antrenörü, hoca paketlenmiş oluyor. Damat kayınpeder işbirliğiyle. O zaten evet. O küçük lokma canım, ne olacak onlar için. İstedikleri evri çevirirler. Bilemediğimiz mevzuyla ilgili tarafları olduğu da rivayet ediliyor. Berat Albayrak ve Süleyman Soylu kavgası, yani devlet AKP kavgası olduğu da rivayet ediyor. Belki o programında konuşabiliriz. Yani Süleyman Soylu Mehmet Ağar demek sonuçta. Yani bu herhangi bir kişi değil Süleyman Soylu. Neyse, olan Trabzonspor'un hocasını olmuş. Peki bir dakika, kimde ya sıra? Sende. Bende mi? Yok, sen söyledin, Trabzonspor'u söyledin işte. Ha, ben söyledim, tamam. Doğan, sen seni es geçiyoruz herhalde. Abi, düğünü ben yapıyorum kardeşim. Sen sende inci yok. Bu ne biçim iş ya? Ben de bu hafta senden çok oldu. Oldu ama yormayalım izleyiciyi. Tabii, peki tamam. O zaman Adem, bende de bir inci kaldı. Öyle deyince ben şimdi nasıl incilerimi söyleyeceğim? Yani söyle abi, izleyiciye söyle. Saygısızlık yapan adam olacağım. Tamam, söyleyeyim. Hayrettin Karaman yazmayı bıraktı. Yani önce üzerine program yapmak lazımdı bence. Ve çok hayret ettim cesaretini. Helallik istedi. Yani cevapları herkes görmüştür zaten. Milyonlarca belki insan şeyler söyledi. Kayıtlara girsin diye söyleyeyim. 3 tane çok temel fetvası vardı. Bence kayıtlarda bulunmasında fayda var. Zaruret halinde halkın malı gasp edilebilir dedim. Şu anda kayyum atama süreciyle gaspların örneği olarak. Bu ara parantez açalım. Boydakların dramı giderek daha da büyüyor. Sağlık sorunları bozulmasına rağmen Mehmet Boydak'ın, Hacı Boydak'ın neden cezaevinde tutulduğunun cevabını kimse veremiyor. O da kendisi de aile fertleri arasında bir açıklama yapmış. Sağlığım bozulsa da burada öleceğim bilsem de sağlık sebebiyle tahliye talep etmeyeceğim diye. Çok karşı bir açıklaması da var. Karaman diğer şeyi, rüşvet caizdir fetvası verdi. Ve bir diğer fetvası da, suçu sabit olmasa da şüpheliler cezalandırılabilir dedi. Şu anda yine rejimin uyguladığı doğan bebeklerin bile cezalandırılması fetvası. Bu fetvaları veren kişi kırmış olabilirim insanları, incitmiş olabilirim gibi böyle naif bir şekilde helallik istedi. Verilen cevaplar için ben Twitter'daki kaynağı gösterebilirim. Herhalde Karaman onlara bakmamıştır. Yani o cevapları ben okusam herhalde kahrımdan ölürüm yani. Evet, ben de onları gördüm. Yani bayağı millet yüklenmiş orada Hayrettin Karaman'a. Şimdi tabii Hayrettin Karaman'la alakalı benim şeyim şu oldu. Bir de öyle bir küçük bir tweet attım ben de onunla alakalı. Çünkü sen ne diyorsun falan bir iki arkadaş şey yapınca. Yani dedim ben, yani düşene bir de ben vurmak istemem dedim. Yani şimdi en azından hasımsa eğer, benim hasmımsa, mücadele ettiğim adamsa en azından elinde kalemi olmalı. Sağlığı en az benim kadar olmalı ve ben ona dilediğim gibi ağır konuşabilmeliyim. Ve zamanında da konuştuk da yani. Konuştum da yani. Şimdi adam şimdi düştü biliyor musun? Şimdi kanser oldu. Eli ayağı tutmuyor anladığım kadarıyla. Artık yazamıyor da. Şimdi bu süreçte bana böyle... Ama fetva veriyor. Ha? Fetvayı mı? Fetva veriyor ama. Veriyorsa kendi bileceği iş. Yani neyse. Peki, herhalde o fetvalarla birlikte ahirete gidecek. Allah adildir diyelim. Gazetecilik sınırlarını zorlamakla birlikte Doğan, değil mi? Allah'a... Peki, bu konuda ahirete bırakıyoruz meseleyi. Böyle bir inanca ben sahibim, sahibiz. Peki, benim incime gelelim. Vahim bir durum. Senin dikkatini Doğan çekerdi diye ben tahmin ettim ama belki de atladın. Çorlu tren faciasının bilir kişilerinin Ulaştırma Bakanlığı ile 1 milyon liralık ticari ilişkileri ortaya çıktı. Yani üstü örtülmeye çalışan Çorlu tren faciasında bilirkişi olarak bulup getirdikleri adamlarla 1 milyon liralık bakanlıkla parasal ilişkileri belgelendi. Önemli bir vurgu, bunun altını çizelim. Çünkü örtbas edilmek isteniyor. Ve aynı zamanda da buna da iliştirerek şeye, habere, oğlunu kaybeden, aynı şeyde tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Sel anne, acılı anne hakkında da iki ayrı soruşturma açıldı. Sen neden çocuğunun
hakkını arıyorsun arkadaş dercesine. Bu günümüz Türkiye'sinde bu da yaşandı. Evet Adem. Evet, ilginç bir şey var havuz medyasında. Her akşam Perinçek'tir, Perinçek ekibinden isimlerdir. Belli kadrolar sürekli ekranlarda. Yani ilginç bir hal aldı. Bütün Ergenekon sanıkları ve bütün Vatan Partisi, Perinçek kadrosu, full kadro Erdoğan şeyde ekranda. Alternatif görüş falan filan yok. İlginç bir programdı. Doğu Perinçek'e göre Doğu Türkistan'da Uygurlara yapılan herhangi bir baskı falan yok. Orası köy enstitüsü. Hani çocukları ailelerden alınmıyor, eşler ayrılıyor, milyonlarca insan kamplarda toplanmıyor. Ya daha önce burada anlattık. Yani düşünün, bir Uygur Türk'ünü evli karı koca adamı alıyorlar, götürüyorlar. Kadın evde tek kalıyor, kadının evine 3 tane Çinli erkek koyuyorlar. Ve kardeş aile aynı yatakta yatma zorunluluğu getiriyorlar. Yani düşünün, çocuğunuz oluyor ya da küçük çocuğunuz var, alıyorlar bunu. Çinli aile, siz yıllarca çocuğunuzun nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Çocuk dinini, dilini, her şeyini unutuyor. 17-18 yaşına geldikten sonra serbest kalıyor. Bunun gibi sayısız örnek var. Kamplarda tutulan binlerce insan. Ama tabii ne soru, ilginçtir Perinçek. Adem, yani Perinçek bunları söylüyor ama aynı şeyi MHP de, AKP de farklı değil ki. Yani Çin şimdi Çinliler 3. Boğaz Köprüsü'nü satın alıyor, otoyolları satın alıyor vesaire. Yani işte para konuşuyor. Peki yani Uygurlar da satılıyor oluyor böylelikle. Evet. Perinçek, o zaten de geçen hafta konuştuk, ayrı bir skandal. 5.5 milyar dolara mal olan projeyi 1.2 milyar dolar fiyat biçmişler. Yarısını 600 milyon dolar satıyor. Altın çizelim ya, ülkücülerin, Türkiye'deki ülkücülerin ne yaptığını. Yani orada Doğu Türkistan, Doğu Türkistan'da yıllarca bu işi bayraktarlığını yapan sizler, ey ülkücüler. Neden sesiniz çıkmıyor? Abi neden insan olmanın gereği bu, açamıyorsunuz falan değil. Neden orada bir trajedi yaşanıyor? Doğu Türkistan'daki işkencelere, insanlık dramlarıyla alakalı neden ağzınızı açmıyorsunuz? Yıllarca bunun bayraktarlığını yaptınız siz. Ama onlar sizin seddini yıkıyorlar biliyorsunuz. Neden geçen ağzınızı hafta açmıyorsunuz? Hadi başbuğunuz açmıyor der Bahçeli. Niye açmıyor? Neye muhatapsa açamıyor. Peki siz niye açmıyorsunuz? Hani AKP tabanının geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda Kırtlan Çin Seddi inşa ettiler. Sivas'taydı galiba, hafta içerisinde bir protesto yaptılar. Ülkücüler işte kaç kişiyle Çin sarayını basan Kürşatlar olarak gidip o karton Çin Seddi'ni yıktılar ve Çin'e had bildirdiler. Ufuklu yani. Ve Perinçek diyor ki bunlar baştan aşağı yalan. Orası bizim köy enstitülerimiz gibidir. Zaten diyor A Haber'de gitti, haberini yaptı. Bir de dalga geçiyor. Tabii onu da söylüyor değil mi? Çünkü A Haber tarihe geçti. Evet. Yani bize anlatılanlar gibi değilmiş dedi o kamplar dedi. Evet. Harika şeylermiş, eziyet yok. İnsanlar orada çok güzel eğitim alıyor falan. A Haber onu da yaptı. Peki. Bir tane Twitter kullanıcısı Burak Kadercan diye birisi çok güzel bir tweet paylaşmış. Şirinler diye bir çizgi film vardı bizim çocukluğumuzun, hala var mı bilmiyorum. Doğu Perinçek'in gözünden Uygur Türkleri diye Şirinler'den bir sahne paylaşmış. Herkes mutlu mesut. Orada resim benim adamım yapıyor. Gargamel'di ha. Evet. Yani Şirinler'de. Herkes mutlu mesut, böyle Şirinler parkta eğleniyorlar ve Perinçek'e göre Uygur Türkleri bu halde diye bir tweet paylaşmış. Evet, o Perinçek'e göre o. Ve Erdoğan rejiminin medyası her gün bunları yayınlıyor. Evet. Öyle işte. Peki Adem, top sende kaldı. Sen devam ettir. Ne yapalım abi? İncin varsa vur incinin abi, dibine artık. Abi hafta içerisinde çok önemli bir anlaşma yapıldı Türkiye ile İran arasında. İlahiyat anlaşması yapıldı. Artık İranlı akademisyenler vesaire Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde işbirliğine gidecekler. Ve ilahiyat alanında Türkiye İran'dan destek alacak. Hı hı. Böyle bir anlaşmaya niye ihtiyaç duydular? Nereye varacaklar sorusunu sormakta fayda var. Yani o neden böyle bir anlaşma? İlahiyat fakültelerinde çıngar çıkmasın. Konu Hazreti Ayşe, Hazreti Ali olan bu meselelere geldi mi? Çıngar çıkabilir o ilahiyat fakültesinde. Yani çıngar çıkar ayrı bir konu da yani şu anda ne ihtiyacımız olan şey böyle bir anlaşma mıdır yani? Yetmiyordur abi. İlahiyatçı yetmiyordur o ülkeye. Türkiye yetmeyince dışarıdan ithal edebilir. Türkiye'nin her yerini İmmatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi'ne çevirdiniz. Bir haber daha hemen aktarayım. Türkiye'de olimpiyat düzenlenmedi ama bir olimpiyat komisyonumuz var. Hiç çalışmadılar, hiç toplantı yapmadılar. Hiçbir şey ortaya koymadılar ama yılda 70 milyon lira bütçeden para alıyorlar. Olimpiyat olur bir gün diye. Yani olursa bilemem ama yani şu ana kadar böyle bir toplantı dahi yapmayan
bir komisyon ve hiçbir şey yapmadığı halde 70 milyon lira hani bu ülkede insanlar çocuğuna ekmek bulamadığı için siyanür içip intihar ediyor. Hani geçen hafta konuştuk. 60 bin lira para mı diyen aktörler vardı. Hani onların neden böyle ifade ettiğini bugünkü şey bu hafta şeyde çıktı. Medyanın yandaş medyanın fonlanmasına dair istatistikler de ortaya çıktı. 60 bin liraya para mı kardeşim bunlar diyenler hortumlamışlar fena halde belediye bütçesini. Abi yarın hemen sonraki... yani olimpiyatı hadi yapın desekler biz ne yapacağız? Abi işte her an yapacakmış gibi teyakkuzda ve hazır olimpiyat hazırlıkları var. Öyle yapıl o heyetlerle olimpiyat hazırlığı yapılmıyor. Bunun uluslararası bir organizasyon süreci var. Yani o bambaşka bir konu. Hiç ilgisi yok. Yani olimpiyat kararı alsak bile bu ekiplerin yapacağı bir şey değil o. Bir başka tweet'i söyleyeyim. Çok önemli, çok şey, vahim. TMSF Başkanı Hürriyet Gazetesi'ne Muhiddin Gülal. Hürriyet Gazetesi'ne bir demeç veriyor. Çok övünerek anlatıyor. Diyor ki kaç tane işte şirkete el koyduklarını, buralarda neler yaptıklarını vesaire falan söylüyor. Her kayyıma 4 ile 15 bin lira arasında huzur parası ödüyoruz. Her kayyıma. Düşünün Bilal Erdoğan'ın bir arkadaşı, Türk Hava Yolları'nın basın danışmanı Yahya Üstündü galiba. 40 şirkette aktif olarak yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Kaç bakın şirkette? Bütün Bilal'in 40 şirkette. Şimdi her kayyıma 4 bin ile 15 bin TL arasında huzur hakkı ödüyoruz diyor. Bu paraları çarpı nereden 40. ödüyorlar? El koydukları şirketin kasasından ödüyorlar. Rakam şu, tam 100 milyon lira fazladan ödeme yapmışlar bu şekilde. Yani şimdi şirkete el koyuyorsunuz, parayı hortumluyorsunuz. Bunun en somut örneği bizim İpek Holding. Yani benim çalıştığım İpek Holding. Kasası doluydu, hortumladılar. Bir sürü insanı işe almışlar. Aman Allah'ım neler neler. Ve buranın korkunç paraları da el koyduğunuz şirketten ödüyorlar. Ve TMSF Başkanı bunu gururla anlatıyor. Hı hı. Ya bir 30 küsur yaşında birisi Yahya Üstün ya da belki daha genç. 40 şirkete kayyum olarak atıyorsun. 40 şirkete. 4.000 ile 15.000 arasında maaş ödüyorsun şirket başına. Ve o el koyduğun şirketin kasasından veriyorsun bunları. Şimdi harami deyince kızıyordur. İştahları oradan kaynaklanıyordu. Yani. Yam yam. Bunlar yam yam. Yani ne diyelim? Malına el koyduğu yetmiyor. Bir de patronunu da sahibini de hapse atıyorsun. Atıyorsun, şirketini yağmalıyorsun. Yapmadığın hiçbir şey yok ve akabinde bunlara da bu şekilde paraya doğruyorsun. Ondan sonra işte bu boydaklar dediği için boydakları bunu yaptılar. Geçen şey Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Sağlık Gül'ün mesajını, yeni yıl mesajını gördüm. 2020'de nice mutlu yıllar diliyorum falan dedi. Kan beyni mesajladı. Onu görünce senin evlerinden çıkmadığın boydaklar, çok yakın aile dostun boydaklarla alakalı ağzını bir açamadın be. Ne için açtın da hani bunun için açmadın diyeceğim ama işte neymiş mıy yeni yılda Türkiye'ye mutluluklar şunlar bunlar diliyormuş. Gene Saadet Suya tirit Abdullah Gül mesaj atmış. Evet son tweet şey son incimi söyleyeyim. Doğan'a karşı şey olmasın diye çünkü Doğan'ı boşa bekletmiş olduk. Yeni bir uygulama başladı. KYK'lılara... Bir dakika Doğan bir şey dedi ben duyamadım. Ne dedin? Yok, keyifli dinliyorum diyorum. Ha keyifli dinliyorum. KYK'lılara banka havalesi de yasaklanmış. Yeni bir uygulama olarak. KYK'lara banka hesabı açması yasağı geldi. KYK'lara banka havalesi yasağı geldi. Abi ihtiyaçları olmayacağı için öyle düşünmüş olabilirler mi? Yani zaten KYK'lıları işten attın. Kimse iş veremiyor. Adamın para pulu yok zaten. Ağaç kökü yemek mecburiyetinde bıraktın. İhtiyaçları olmayan banka hizmetini de kullanmasınlar diye düşünmüşlerdir yani herhalde. Adam bir şekilde bir yerde asgari ücretle de iş buldu diyelim. Garsonluk buldu, temizliğini buldu. Her şeye rağmen buldu. Tabii. Yani hakim bir arkadaşın tweetini gördüm. Kim olduğunu da bilmiyorum sosyal medyada. Manav'da şeyde halde mandalina kasalarını sırtlamış götürüyor. Bu adam hakim. Şimdi bu adam bir şekilde işe girdi diyelim. Yani bir şekilde. İlla ki bankaya ihtiyacı olacak. Faturasını ödeyecek. Para transferi. Çoluğun çocuğunun okul parasını gönderecek. Başka şehirde okuyan çocuğuna para gönderecek vesaire. Ne yapacak bu adam? Mektuba koyup mu gönderecek parayı? Yani ona bile tahammülleri yok. Abi ona bile adam izin. İşten atıyorsun. Toplumdan tecrit ediyorsun. Tamam mı? Yaşayamaz noktaya getiriyorsun.
Adam da diyor peki kardeşim ben bu ülkeyi terk etmek istiyorum. Beni istemiyorsunuz. Gidemezsin diyorsun. Pasaportunu da iptal ediyorsun. Yurt dışına da çıkamazsın diyorsun. Ne yapayım ben? Bırak gideyim. Gidemezsin. Bırak çalışayım. Çalışamazsın. Havale yapayım. Yapamazsın. Abi bu düzen değişti. Sigorta şirketleri sigorta bile yapmıyor. Arabanı sigorta yaptırmak istiyorsun. Yapmıyor. Ve bunlar Hayrettin Karaman'ın fetvaları üzerine. Evet, AKP tabanında alkışlarıyla beraber, alkış vokalleriyle birlikte bu zulümler yapılıyor yüz binlerce insana. Evet, böyle ya, oldu. Hani bağlantılı şey, yani girmek istemiyorum ama bir arkadaşımdan yeni dinledim ve şok oldum. Yani İstanbul Başakşehir'de, bir zaman ben de oturmuştum. Yurt dışında yaşayan bir arkadaş, cemaatten birisi, tanımıyorum kim olduğunu. Benim bir arkadaşımın komşusu. Evi, İstanbul Başakşehir'de evi var, Türkiye'ye gittiğinde evini kullanıyor. Yazın tatile gittiğinde çoluğu çocuğunu da ziyarete gittiğinde kullanıyor. 15 Temmuz'dan sonra komşuları çilingirle kapısını açıyorlar. Bak komşuları çilingirle kapısını açıyorlar. Artık bu ev bizim diyorlar. Ev sahibinin haberi yok. Evde eşyaları kullanıyorlar. Yıllardır oturuyorlar. Ve 5 kuruş para ödemiyorlar. Para ödemedikleri gibi Facebook'tan paylaşıyorlar. Eve el koyduk artık burası bizim falan diye. Arkadaş diyor ya benim koltuklarımı benim masamın üzerinde fotoğraf çektirip Facebook'ta paylaşıyor diyor. Site yönetimini aradım diyor. Ya site yönetimini arıyor. Site yönetimi diyor ki vallahi yapacak bir şey yok. O evi gasp ettiler artık onlar oturuyor. Bunu çok örnek ben de duydum ha biliyor musunuz? Adamın Türkiye'de evleri var. Ya düşünün var. Yani evini gasp ediyor. Kira vermiyorum diyor. Artık bundan sonra benim bu ev. Oturuyor. Ha. Ve Facebook'ta koltuklarda falan ya da işte ne bileyim mutfak masasında koltuğunda şurada burada paylaşıyor. Artık ben oturdum. Burayı gasp ettim. Neyse fetvasını almış. Ne diyelim abi. Bu iğrençlikleri evet bu ülke yaşayacaktı demek. Alkışlar eşliğinde AKP tabanının. Peki arkadaşlar sadece AKP evet. Tabanın mı yani işte gör bütün yani toplum olsa yani ne oluyor kardeşim dese. Abi sözcüye kadar... sözcü yazarlarına FETÖ cezası verildi. Sözcünün ertesi günkü manşeti. O bizim hep bahsettiğim müzeye konması gereken bir şey. Ya adam saymış okula para öğrenci mi gönderdi? Bankasına para mı yatırdı? Yurt dışına yani, ziyarete mi gitti? Sanki suçmuş bunlar. Sanki suç değil mi? Ama bunlar suç değil ki. Yani senin yaptığın şey Erdoğan rejimine yangın ateşine gaz dökmekten başka bir şey değil. O bile yetmedi. O bile yetmedi. Yani orada atılması gereken tek bir manşet vardı. Ne FETÖ'sü ulan diyecektin. Hani öyle absürtlük olabilir mi? Yani Emin Çolaşan'a FETÖ'den ceza veriyorsun. Necati Doğru'ya FETÖ'den ceza veriyorsun vesaire. Ve Erdoğan bunları FETÖ sopasıyla dövüyor. Bunlar da dönüp o FETÖ sopasına kafalarını böyle büyük bir keyifle uzatıyorlar. Bir tweet'i vardı. Çok hoşuma giden. Yani bu ülkede sağcı gericiliği gibi solcu kibri diye bir şey de vardı. Yani kendini solcu olarak tanımlayan adamlar böyle tuhaf kibirli tavırlar sergiliyorlar. Evet. Ben buna bir de bir şey ekleyeyim. Muhafazakar alınganlığıdır diye bir şey var. Belki haftaya konuşuruz. Vay. Çünkü konuşulan çerçeveyi doğru bulmuyorum. Belki haftaya konuşuruz. Tamam. Bak ama haftaya konuşuruz diyor. Ben gündem açıyorum. Öbür haftaya deyip top sektiriyorsunuz. Ben konunun takipçisiyim. İzleyici de takipçisi ona göre. Peki haftaya o zaman bu haftalık bu yeni yılın ilk programıydı. Eğer bu yayını beğendiyseniz aşağıda yazdığı gibi like diyorlar ona. İşte likelerseniz, likelarsanız memnun oluruz. Peki haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.